Selam arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. PC toplama sihirbazı. Bu arada kanalımıza yeni gelen arkadaşlar var, onlara da hoş geldiniz diyelim. Bildiğiniz üzere daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi ben özel bir şirkette bilgisayar başında çalışıyorum. Vakit buldukça içerikler üretmeye çalışıyorum. Evde kullanmak için aldığım ürünlerin kutu açılışlarını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Boş vakitlerde de yani ürün olmadığı zaman da PC toplama sihirbazı, bilgisayar karşılaştırma videoları ve epey top 5 gibi telefon karşılaştırma videoları çekmeye çalışıyorum. Sizlerle bunları paylaşmaya çalışıyorum. Bu videomuzda yine bir PC toplama sihirbazı videosu yapacağız. Kaç bölüm oldu bilmiyorum. Bir 10 bölümü geçmiştir sanırım. Buradan devam edelim. Daha sonrası için yine hazır sistem karşılaştırma videosu çekeceğiz. Ve yine epey top 5 videolarına başlayabiliriz. Elektrikli mini araçlar videoları da çekiyorduk. Çıkan yeni gelen yurt dışından gelen ürünleri. Onlara çok fazla ilgi olmadığı için, talep olmadığı için çekmiyoruz. Ama yine yorumlarda gelen olursa onların da böyle kağıt üzerinde verileri sizlerle paylaşırız. En azından bir içerik üretmiş oluruz. Şimdi biz videomuza başlayalım. Burada genelde hep ben AMD işlemcileri seçiyorum. Oyun odaklı ol bilgisayar topladığımız için genelde AMD ama Intel işlemci de kullanılabilir, kullanılmaz diyeyim. Intel işlemcilerin çoğunluk özelliği veri işleme konusunda daha iyi oldu. Eğer bir render bilgisayar toplamak istiyorsunuz büyük ihtimalle Intel işlemci seçmeniz daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi burada ince hesapla yani burada bizim bir anlaşmamız yok bu sitelerle. Google'a yazıyorum işte PC toplama sihirbazı. Oradan rastgele bir tane seçiyorum. Oradaki ürünlerin fiyatlarını burada listeye ekliyorum. Siz bu parçaları daha uygun fiyata başka yerlerden bulabilirsiniz. Buradaki sadece kağıt üzerinde bir karşılaştırmadır, bir toplamadır. Farklı sitelerden alışveriş yapabilirsiniz. Yani bu bilgisayar, bu parçaları, bunları alıp bunlar çok iyi diye çekmiyorum. Bilginiz olsun. Şimdi indirim tutarına göre demiş, akıllı sıralama demiş. En düşük fiyattan en yüksek fiyata göre sıralamayı yapsın. AMD Ryzen 5 3500 bir işlemciniz var. En düşük fiyatlı o. Yine 3600 var. Biraz daha farklı bir modele doğru kaçalım. Ryzen 5 5600. Ryzen 7'ye bir bakalım. Fiyatları nasılmış. Burada filtreden yine seçebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Ya da AM4, AM5 ikisi birden. Buradan AM4 veya AM5 seçelim. Bunun fiyatları nasılmış bakalım. Evet, şimdi AM5 7600 var. 8400F var. 8500G var. 7600. Burada ortalama ne diyelim 7500F var. Şuradan 7500F'i seçmiş olalım. 3070 GHz'lık bir işlemci demiş. Tamam, seç dedik. Zaten otomatik diğer parçaları yönlendiriyor. Anakartı seçerken de burada ona göre uyumlu parçaları size gösteriyor arkadaşlar. Buradan Asus MSI'ın AM5 DDR5 mesela bakın AM5 DDR5 bir bilgisayar olacak. Şimdi Wi-Fi'li bir versiyonu var MSI'ın. Asus da seçebiliriz. Ama fiyat çok yükseliyor. MSI Pro B650M. Wi-Fi'li modeli seçelim. RAM'lere gelelim. RAM'lerde bakalım ne kadarmış. 48 GB 2x24 DDR5. 10.000 liradan başlıyor fiyatlar. Şöyle yapalım. Patriot Viper Venom RGB demiş. 64 GB 2x32. Ya bu da çok olur sanki ama fiyatı uygun. Tabi diğerine göre. 2x16 32 de. Şurada mesela 48 GB var. Aşağı yukarı aynı. Yine Patriot'un 7600 MHz'lik. Bizim anakartımız kaç? 6400 bak o desteklemiyor. Bunun 6400 DDR5 nasıl takacağız bunu? 6000 MHz'lik 32 GB. Şurada bir tane RAM'imiz var. Bakalım. 2x32 64 GB. Kaç megahertzlikmiş? 6000 megahertz. Uyar. 7744 lira seçtik. Bunu işte imkan olsa böyle bir video, abone sayımız falan artsa bu sistemi böyle topladığımız zaman bize gönderseler biz bunları bir test etsek nasıl olur acaba? Ekran kartına gelelim. Ekran kartları bayağı pahalı. 4060 veya 4070 seçebiliriz fiyatına göre. En düşük fiyattan başladık. Evet 4060 12000 549'a var gigabaytın. 8 GB bu. Bakalım şöyle bir 15-20'yi zorlayalım ya. Şurada mesela bakın. MSI RTX 3060'mış. Pardon. 6600X'de MSI'nin Radeon işlemciler de güzel. Benim kullandığım işlemci 8 GB'lık 5500 ama biraz artık teknoloji olarak geride bir 4 3 senelik falan olması lazım. 4 senelik. Ekran kartı değişim zamanımız gelmiş. 4060 Ti 8 GB. Evet RTX mi demiş. RTX mi? RX.
8 GB, yani 12 GB'lık bakayım dedim ama şöyle yapalım. Telefon sessiz almayı unutmuşum, pardon. Şuradan hemen sessize alalım telefonumuzu. MSI şuradan. RTX 4060 Ti 8 GB 128 bitlik, bunu bir seçelim. Colorful eGame diye geçiyor arkadaşlar. 1000 TL indirimi varmış. Bunu seçelim. Depolamaya geldik. En düşük fiyattan başlayalım. Yine M.2 SSD'lerden bir bakalım bakalım bakalım. 512 GB'lık bakalım. M.2 SSD. 2100'e 1500 MHz. Megabyte, pardon. Megahertz demişim, karıştırmışım. 1324 TL. Bakalım başka var mı? Patriot'un 3000'e 2200 MB saniyelik bir tane de M.2 SSD'mizi seçtik. Ayrıyeten arkadaşlar buna bir de şuradan filtrelemede M.2 değil de normal SSD, de normal hard diskler burada mı acaba? Depolama dediğine göre burada yok depolamada. Ekstra bir hard disk arkadaşlar almak lazım. Filtreyi kapatayım. Şurada gördüğünüz üzere ben normal hard disk göremedim. Neyse, bunu geçelim. Sonradan başka bakarız. Kasaya geçelim. Kasada en düşük fiyattan. Game Power'ın kasaları iyi. Hani çok da fazla pahalı değil. Şöyle seç diyelim. Hepsini seçtikten sonra arkadaşlar bir şurada ön izleme bakabileceğimiz bir yer var. Oradan seçebiliriz. 1200 watt, 850 watt, 1200 watt. Ay, 850 watt yeterli olur mu acaba? 550 ile 650 biraz düşük kalır gibi geldi bana ama. Game Power'ın yine 850 wattlık Gold 80 Plus'lık bir power supply seçtik. Soğutucu işlemcinin üzerinde var mı bilmiyorum. Bazı işlemcilerde çıkıyor, bazılarında çıkmıyor. Ona yazıyor aslında ama ben çok dikkat etmedim. Yine bir soğutucu bakalım. Sıvı soğutucu da olabilir bir tane. Şuradan fiyata göre sıralı diyelim. Burada soğutucu arkadaşlar, sıvı soğutucu çok önemli. Yani Game Power'ınkini yine biz ekleyelim buraya. Sıvı soğutucu tek fanlı olanı. Zaten şu anda tek fanlılar var burada. Onu da ekledik. Monitörü arkadaşlar eklemiyorum. Monitör, yani şuradan bakalım en düşük fiyatına monitörde neler var. Xiaomi'nin monitörü varmış bakın. O da monitörü de mi üretiyormuş ya? Vay, Xiaomi'nin girmedi kategori kalmadı galiba ya. Game Power'ın da monitörü varmış. Fiyatı da uygun. 1 milisaniye Full HD demiş ama kaç Hz'lik onu yazmıyor. 75 mi 144 mü? 100 Hz'lik mi? Mesela ekranlar 100 Hz'lik bildiğim yoktu dedim. 75-144 diye gidiyordu. Bunlar ara çıkarmışlar fiyatları uygun tutmak için herhalde. 165 Hz bakın burada gördük. Şöyle 27 inçlik, şöyle 144 Hz'lik bir tane monitör olsa güzel olurdu. Şunu bilmiyorum da 100 Hz'likmiş bak burada. Speaker da varmış bak. Oo, bunu da seçeyim. Game Power'dan gidiyoruz ha. Kulaklıklara vesaireye, klavyeye bunlara girmiyorum. Mousepad'leri, koltuktur, hoparlör, yazıcı, yazılım. Bunlara çok bakmayacağız arkadaşlar. İşlemcimiz AMD Ryzen 5 7500F. Arkadaşlar DDR5 bilgisayar topladık. Buradan mesela işlemcimizin görüntüsüne bakalım. Tek bir görüntü koymuşlar bu şekilde. Burada teknik verilerini yazmışlar. 6 çekirdekli, 12 sanal çekirdek, 3,7 GHz'lik. Bazılarının turbo mod oluyor. Bakın burada varmış. 5 GHz'a kadar yükseliyor. Soket yapısı yeni nesil AM5 5 nanometrelik üretim teknolojisi mevcutmuş. Daha sonra diyelim, burada bildirimleri açmayalım. Teknik özellikler, içinde fan yok galiba bunun arkadaşlar. Olsa bazen fanını gösteriyor. Burada taksit seçenekleri çıkıyor. Bakalım taksitli de alışveriş yapabiliyor musunuz? Burada bankalar da var. Oraya geçelim. Yorumlar da var. Burada yorumları falan çok geçmeyelim. Buradan bunun görüntüsünü gösterdik. Anakartımızın bir görseline bakalım. Anakartımıza arkadaşlar Wi-Fi'li olmayan modeli de alabilirsiniz. Ben bunu Wi-Fi'li seçtim. Burada fiyat performans, bütçenize göre buradaki parçaları biraz daha düşebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Anakartımızın da görseli bu şekildeymiş. Gördüğünüz gibi 4 tane RAM slot yeri var. Yanlış görmüyorsam. Şöyle bakayım. 1, 2, 3, 4 tane, evet. İçinden Wi-Fi anten bağlantıları, kabloları ve vesaire hepsi içinde mevcut. Burası Wi-Fi yeri. Yani kablo istemiyorsanız, kabloyla uğraşmayayım diyorsanız, aynı odada Wi-Fi kullanacaksanız bence olabilir. Ya da kablolu daha iyi performans alıyorum diyenler için de değişebilir. RAM'lerimizin görseli bu şekildeymiş. Böyle görsel resimler atmışlar. 2x32 GB 8239 TL. Burada tek satış fiyatı. PC toplama seri bazında da 7744 TL. Ekran kartımızın görseline bakalım. 3 fanlı. Böyle büyük ekranla görelim. 4060 Ti gördüğünüz gibi. Burada da display portlarımız, bir tane de HDMI'miz varmış. 18309 TL'ymiş. PCI Express 4.0 DLSS 3 varmış.
Arkadaşlar 8 GB bellek. Ekran kartımızı da geçtik. Depolamanın görseline bakalım. Zaten bunda çok bir şey yok. Bu M.2 SSD en fazla nasıl olabilir? Patriot marka. Kasamızı görelim. Kasamızda da 3469 TL'den bayağı bir indirime giriyor. PC toplama sihirbazına özel. Bunu videoda koymuşlar. Şöyle kasanın toplanmış hali de görüyorsunuz. Yan tarafı da cam veya işte bir değişik neydi ismi aklıma gelmiyor da malzemeden yapıyorlar orayı. Tam cam değil de. 3 kaynağımızı göz atalım. Bakalım birkaç resminde böyle içini göstermiş. Soğutucumuza da bakalım son olarak. Hem monitörümüz var bir de. Soğutucumuz da böyleymiş. En son monitöre geldik. 4089 TL. 100 Hz'lik yani. 144'lü değil de. İş görür herhalde 4000 TL'ye. Tabii daha ileride vardır. Arkada speakerları var arkadaşlar. Bakın şurada daire için almışlar. Shift hoparlör. Yani ekstra bir hoparlör almaya gerek yok. Film falan izlerken güzel. Arkada LED aydınlatması da varmış bakın. Monitör de güzelmiş. Evet arkadaşlar 53.502 TL tutmuş. Toplamda sepete ekli edelim bakalım taksit seçeneği görebiliyor muyuz? 53.736 lira. 4.000 lira indirim var. Kargo ücretsiz. Niye az önce daha 53.502 lira tekrar sepete ekledik. 200 TL bir ücret çıkıyor. Ne ücreti var acaba? Bakalım. Sistem montaj ücreti. Zaten iki şöyle bir anahtarlık eklemişler. Bu nereden geldi acaba? Aslında burada bununla beraber sanırım hediye buraya da ekstra olarak eklenmiş. Silelim bunu. Evet, sıvı soğutucuyla beraber sanırım renk değiştirmesi için galiba herhalde böyle bir şey yapmışlar. Niye öyle otomatik bir daha ekledi bilemedim. Evet arkadaşlar 53.491 TL'ye düştü şu anda da. Taksit seçeneklerini görebiliyor muyuz biz buradan? Göremiyoruz. Ancak indirim ve ödeme bölümüne geçebilirsek o da adres girmemiz gerekiyor. O yüzden giremiyoruz. Şimdi buradan geçelim. Bir de ekran kartımızı işlemci birleştirelim. Oyunlardaki performansına bakalım. Şimdi Ryzen o işlemciyi unuttuk. 4060 Ti'ye geldik. Şu ekranı açabildik. Karşılaştırma yapmıyoruz. Rezolüsyon burada gördüğünüz gibi 2560x140 oyun ayarları grafik rezolüsyon Ultra Far Cry 6 ile birlikte bilgisayarımız ekran kartı uyumumuz verdiği FPS değeri burada görüyorsunuz arkadaşlar. Valorant, League of Legends, Elden Ring, GTA 5'te 120 FPS nasıl veriyor? Dota 2'de 208, Apex'te 167 FPS veriyor yüksekte. Ultra mesela GTA'da maksimum Elden Ring'de very high. Çok yüksekte League of Legends'da high'da Valorant. Burada random yapmış. Change parametreler diyelim. Bazı özellikleri o da seçemiyoruz. Ücretli üyelik istiyor bu site. Aslında ücretsiz olsa çok güzel olurdu. Mesela 4K'dan 1080p'ye düşürdüğümüz zaman bayağı bir fark ediyor. 2K pardon. 4K'ya çıkarttığımız zaman da 4K'da mesela daha yüksek performans vardı Far Cry 6. Bu performans ratingiymiş. Pardon. FPS'lerde tabii düşüş oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.